Söyle Ömer. Söyle. Vida Bendigar. Bir kurtun yavrusu. Kurt olur öyle değil mi? Ben bir kurt biliyorum. Lakin yavrusu Ceylan. Bir süredir bu Ceylan'ın peşinde dolaşıp duruyorum. Lakin bir türlü emin olamıyorum. Kurttan Ceylan doğmaz diyorum kendi kendime. Ama gözümün gördüğü şey Ceylan'dan başka bir şey değil. Vendigar. Ben nasıl emin olacağım? Önüne evvela ot koy, kemik at. Eğer kemiğe meylederse bil ki kurttur. Eğer ota meylederse bil ki o ceylandır. Bununla birlikte o hakikatini bulduğunda sen de hakikatini bulacaksın. Sen derdinin dermanını buldun mu Ömer? Sayenizde buldum. Müsaade et de ben de derdimin dermanının peşine gideyim. Başım üstüne. Her şeyi alıp götürüyorsun kızım. Beni cezalandırmak için bir iz bile bırakmayacak mısın? İstediğin şey bu değil miydi? Gözünün önünden kaybolma. Ben de bunu yapıyorum işte. Öyle mi veda edeceksin babama? Öyle mi ayrılacağız biz? Bu kadar yük yolda sizi yavaşlatır Efsun. Sen yine babanın sözünü dinle. Azalt biraz bu yükü. Ben eksile eksile bu hale geldim baba. Sırf sen buyurdun diye kendimden vazgeçtim. Ama artık isteklerim beni çok görüyor. Biliyor musun baba? Ben artık sende merhametin zerresini görmüyorum. Merhamet mi? Ben merhamete inanmam Efsun. Hem sen acınacak halde değilsin. Ama sana ne zaman acınacak hale düşeceğini söyleyeyim. Eğer gözünün önünde Ömer'i öldürürsem acınacak hale düşersin. Yani güzel kızım.
Seni merhamete muhtaç etmek istemiyorum. Anladın mı beni? Ne kadar düşünceli bir baba olduğumu görüyor musun? Biraz zaman geçince doğru karar verdiğimi göreceksin. Bu yükler beni yavaşlatır diyorsun. Demek ki yol çok tehlikeli. Köse Dağ Savaşı başlamamışken Kayseri'de benim güvende olmayacağımı düşünerek beni buraya getirdin. Şimdi Moğol dört tarafımızı sarmışken beni Kayseri'ye geri gönderiyorsun. Bu mu doğru karar? Beni merhamete muhtaç etmemek için tehlikenin ortasına atmak mı doğru karar? Seni götürecek kervan güvende olacak. Korkacağın bir şey yok. Var. Korkacağım bir şey var. Ben artık senden korkuyorum. Baba. Korkmalısın zaten, kızım. Korkmalısın.